Merhabalar çalışkanlarlar. Bugün sizlerle birlikte onluk bozarak çıkarma işlemini öğreneceğiz. Hem de 5 dakikadan daha kısa bir sürede. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle çıkarma işleminin terimlerini bir hatırlayalım. Siz zaten eminim ki çok iyi biliyorsunuz bunu. En üstteki, en tepedeki içerisinden sayı eksilttiğim kısma ben eksilen diyorum. Onun altındaki çıkardığım sayıya çıkan diyorum. Ve çıkarma işlemini yaptıktan sonra bulduğum sonuca fark ya da kalan diyorum. Hadi şimdi onluk bozarak çıkarma işlemimize geçelim. Benim evimin iki tane odası var. Birler odası ve onlar odası. Birler odasında birlikler yaşar. Onlar odasında ise onluklar yaşar. Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünü hiç duydunuz mu? Evet, duyduk öğretmenim dediğinizi ben de duyar gibiyim. Burada da çıkarma işlemimi yaparken komşuma ihtiyacım olacak. Onlar komşuma ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Bak bakalım çıkarma işlemine. Her zaman birler basamağından başlanırdı işlem yapmaya. O halde başlıyoruz. Üste 2 var, altta 5 var. 2'den 5 çıkar mı? Hayır, çıkmaz öğretmenim. O zaman ne yapacağız? Hop, hemen komşuya gideceğiz. Komşudan ne alacağız? Bir tane onluk alacağız. Aldığım bir onluğu unutmamak için hemen 2'nin önüne yazdım. Peki, aldığım onluktan sonra burada kaç kaldı? Bir onluk aldım 7'den, 6 kaldı. Bunu da yazıyorum buraya. Hadi bakalım şimdi işlemimizi yapabiliriz. Burası kaç oldu? 12. 12'den 5 çıkar mı artık? Evet, çıkar. 12 aklımda. 5 parmak elimde. Gel geri geri 5 parmak. 12'den geri geliyoruz. 11, 10, 9, 8, 7. 12'den 5'i çıkardım. Hop, 7'yi yazdım. Geç bakalım şimdi onlar basamağına. Buradaki 7'den bir onluk almıştık. 6 kalmıştı burada. 6 aklımda. 3 elimde. 6'dan 3'ü çıkar bakalım. 5, 4, 3. Demek ki sonucumuz kaç olacakmış? 37. Bir sonraki işlemimize geçelim. 83'ten 26'yı çıkarmamı istemiş benden. Nasıl yapıyorum? Öncelikle hatırlayalım. Burası birlikler odasıydı. Burası onluklar odasıydı. Ve komşu komşunun külüne muhtaçtı. Onlar basamağındaki komşuma ihtiyacım olacak birazdan. Hadi başlayalım. 3'ten 6 çıkar mı? Hayır öğretmenim, çıkmaz. O zaman nereye gidiyoruz? Hop, komşumuza gidiyoruz. Komşumuzdan ne alıyoruz? Bir onluk alıyoruz. Hemen geldim, aldığım bir onluğu 3'ün önüne küçücük yazdım. Burada kaç kaldı? 7 kaldı. Artık işlemi yapabilirim. Hatta bir süre sonra bunları yazmanıza bile gerek kalmayacak. Otomatik olarak direkt yapmaya başlayacaksınız. Hadi bakalım devam edelim. Burası artık 13 oldu. Artık 13'ten 6 çıkar mı? Evet öğretmenim, çıkar. Hadi çıkaralım. 13 aklımda, 6 parmak elimde. Gel geri geri bakalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Geçtik onlar basamağına. Burada 7 kalmıştı. Komşumdan bir onluk almıştım. 7'den 2'yi çıkarıyorum. 7 aklımda, 2 parmak elimde. Gel geri geri. 6, 5. Demek ki cevabımız kaç olacakmış? 57. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Bir sonraki sorumuza geçtik. 90'dan 46'yı çıkarmamı istemiş benden. Hemen hatırlıyorum. Burası birlikler odasıydı öğretmenim. Burası da onluklar odasıydı. İşlemimi yapmaya birler basamağından başlıyorum. Sıfırdan 6 çıkar mı? Hayır, çıkmaz. O zaman nereye gideceğiz? Hop, komşuma. Komşumdan ne alacağız?
Bir onluk alacağız. Aldığım bir onluğu unutmamak için hemen buraya yazdım. Peki komşumda kaç kaldı? Bir onluk aldım. Hop, 8 kaldı. Artık burası kaç oldu? 10 oldu. Ondan 6'yı çıkarabilir miyim? Evet öğretmenim, çıkarabilirsin. 10 aklımda, 6 parmak elimde. Gel geri geri. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hemen yazdım cevabımı. Geçiyorum onlar basamağına. Komşumda 8 kalmıştı. 8 aklımda, 4 parmak elimde. Gel geri geri. 7, 6, 5, 4. Hop, cevabı buldum. 44. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Bir sonraki sorumuz. 91'den 37'yi çıkarmamı istemiş benden. Hadi yaptır bakalım bana. Nasıl yapıyorduk? Önce hatırlayalım. Burası birler odasıydı. Burası onlar odasıydı. Birler basamağından başlıyorum işlemimi yapmaya. Birden 7 çıkar mı? Hayır, çıkmaz öğretmenim. Hemen nereye gidiyoruz? Komşuya. Komşudan ne alıyoruz? Bir onluk alıyoruz. Hop, küçücük önüne yazdım. Peki komşudan alınca ne kaldı onda? Hop, yazdım. 8 kaldı. Artık işlemimi yapabilirim. Burası kaç oldu? 11 oldu. 11 aklımda. 7 parmak elimde. Gel bakalım geri geri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yazdım cevabımı. Geçiyorum onlar basamağına. Komşumda 8 kalmıştı. 8'den 3'ü çıkaracağım. 8 aklımda, 3 parmak elimde. Gel geri geri. 7, 6, 5. Cevabım 54 olacakmış. Evet, iki basamaklı sayılarda onluk bozarak çıkarma işlemini de öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çalışkanlar.